Şimdi Okan Kurt bu olaydan sonra iki tane adres gösterdi. Yani orada da bir suistimal var o zaman. Bu görüntü sizi yanıltmasın. Bu olaydan sonra rehin kalıyor orada. Şimdi son haberden geleyim isterseniz. Demet Evet. Akalın eski eşi, eski eşi diye geçiyor ama Eski eşi. ayrıldılar ama birlikte olmaya devam Haciz gelmesin ediyorlar. eve diye. Değil mi? O Evet. durum var yani. Okan Kurt geçtiğimiz günlerde Beykoz'da işlettiği restoranda yan komşusuyla anlaşmazlık yaşamış ve aralarında da tartışma çıkmıştı. Demet Akalın da sosyal medya hesabından duyuru yapmıştı. Nerede Beykoz ne derler Öğretmen ona? evinin Karakolu yan vesaire tarafında, onları öğretmen biz evinin öyle yan öğrendik. tarafında Deniz Biri Dağ Kıyı Emniyet'in bir yeriydi burası. Burayı yeriydi. kiraladılar. Kebapçılık restoran olarak kebap. Yan tarafta balıkçı benim Evet. yanlış bilmediğim kadarıyla. Efendim Okan Kurt'un restoranında alıkoyulduğu iddia edilmişti. Bu da sosyal medyada Demet Akalın'ın söylemleriyle öğrenmiştik. Sonrasında da tartışma ile ilgili videolar yayınlanmıştı. Tartışmanın nedeni Okan Kurt'un restoranda düğün organizasyonu yapması ve yan komşunun da gürültüler nedeniyle buna karşı çıkmasıydı. Burada düğün merasim için kullanamazsın sözleri oldu. Tartışmanın nedeni bu. Yaşanan olaylara ait de yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Okan Kurt'un oturduğu yerden burada videoda görüyoruz. Yerden kalkıp tartıştığı kişiye saldırdı ve ardından da tartışma ve kavga yaşandı. Sonrasında da Cumhurbaşkanı'nın berberi diye de anonsu var orada saldıranlar arasında. İstersen tek tek gidelim ona göre diğerlerine başlayayım Ali abi. Son durum bu ama son videolarda da Okan Kurt yerinden kalkıyor ve tartışma başlıyor. Orada bir arbede yaşanıyor. Öncesinde restorandan çıkarılmadı, polis giremedi. Bunların hepsini Demet Akalın duyurdu. Ama son videolarda da gördüğümüz Okan Kurt'un tartışmayı başlattığı gibi bir izlenim var. Şimdi baştan filmi başa alırsak şöyle bir durum var. Şu anda oturuyor, evet. Demet Akalın buranın Okan Kurt'a ya da kendisine ait olmadığını altını çizerek vurgulamıştı. Evet. Okan'ın kız kardeşi ve babası açtı diye. Kağıt üzerinde kime ait bilmiyorum ama şimdi Okan Kurt bu olaydan sonra iki tane adres gösterdi. Biri tartıştığı, kavga ettiği, husumette olduğu kişinin Cumhurbaşkanı'nın berberi olduğunu, bu gücünde oradan geldiğini söyledi. Son olaydan sonra, yani bu masadan kalkıp bir arbede değil, adamı resmen Şu anda pataklıyor, evet yerlere yerlere yatırıyor, yatırıyor. Orada dövüyor. ne konuşulduysa. Yani sonuç itibariyle o birini rehin alıyor. Ayırmaya Evet, çalışıyorlar. şöyle Evet. bir savunması var. Diyor ki, ben pandemi döneminde kiramı tıkır tıkır ödedim. Diğer tarafa sorun bakalım, araştırın bakalım ödemiş mi kirasını. Yani orada da bir bacak arası yapıyor. Bu olay gittikçe büyüyecek gibi görünüyor. Burası kıyı emniyetinden kiralanmış. Kiralayan Cumhurbaşkanı'nın eski berberi ve babası. Bir tarafta onun dükkanı var, bu tarafında sen söyle, Okan Kurt'un veya da kız kardeşinin. Sonuç itibariyle tamamen ticari bir ihtilaf var. Nedir bu ticari ihtilaf? Diyor ki, sen burayı kebapçı diye açtın, verdik sana, Düğün düğün yapamazsın. yapamazsın. Şimdi bu kira kontratında ne yazıyor bilmiyorum açıkçası. Ama bu olay öyle kolay kolay kapanacak gibi durmuyor. Çünkü ikidir bir vurgu yapıyor. Şimdi burayı kamu kurumundan kiralayan Cumhurbaşkanı'nın eski berberi. Şimdi berberi değil, eskiden kadar berberiymiş. O kiralıyor. O alt kiracı olarak Okan Kurt'a ya da ablasına veriyor alt kiracı. Dolayısıyla alt kiracı kirayı ödüyor. Üst kiracı, yani asıl muhatap olan, ödemiyorsa yani devletin, burayı kiralayanın devleti zarara uğrattığı için çıkarması lazım onu. Yani orada da bir suistimal var o zaman. Yani sen Kiracı kiracıya veriyor gibi evet, bir durum var. Evet. kiracı kiracıya veriyor. Yani
kiraladığı yer üzerinden ticaret yapmadan, daha doğrusu bir dükkan açmadan başkasına vererek bir kar elde ediyor, rant elde ediyor. Ama bu parayı oradan aldığı kirayı devlete ödemiyorsa, o zaman oradan kiralamanın amacı değişmiştir. Ben Cumhurbaşkanı'nın adını kullanarak bu işin daha uzun süre sürdürülemeyeceğini, kirayı ödememişlerse devlette, yani pandemiyi gerekçe göstererek, o zaman ödemiyorsan bırak, başkası girer ihaleye alır. Yani kamu kurumlarını da bu kadar kolay bir teminat mektubu almadan ödemiyorsa teminat mektubunu yakarsın. Devlet yani burada anladığım kadarıyla torpil falan filan ciddi işlemiş. Ortada şimdi bir rant kavgasına dönüştüğü için kolay kolay kapanır mı? Biraz rehin aldılar dedi. Bu görüntü sizi yanıltmasın. Öncesinde bu olaydan sonra rehin kalıyor orada. Bu ilk video o zaman. Sonrasında yani Demet Akalın'ın ilk video söylediği. Değil. Şimdi Demet Akalın yayın yaptı şimdi orada. Şimdi bu olay düğün var. Düğün evet. Yemeği var. Yan taraftakiler diyor ki hani yapmayacaktınız düğün. Tartışıyorlar. Kimle tartışıyorlar? Okan Kurt'un kardeşiyle ve babasıyla. Evet. Hatta görüntüde de var. Onlara ait bir otomobil saldırıya uğruyor. Bir tarafları kırılıyor. Daha sonra Okan Kurt gidiyor buraya. Bu hadise gelişiyor. Bu hadiseden sonra polis çağrılıyor. Okan Kurt çıkış yapamıyor. Polis de içeri giremiyor. Yani içeri giremiyor diye polis geliyor oraya. Ben orada ofisi olan bir arkadaşım var, onunla konuştum. Polisler geliyor ama içeriye giremiyor mu, girmiyor mu orası meşhur. Sonra Okan Kurt'un adamları geliyor. Söylenene göre 40-50 kişi yüklü, üstleri yüklü. Ondan sonra Okan Kurt oradan işte medyada demeç verdiği şekliyle medyada orada elini kolunu sallayarak çıkıyor. Bu film burada biter mi? İnşallah biter. Biter mi sence? He? Sence biter mi? Devam eder gibi bir durum var şu bence anda. Bence öyle görünüyor da inşallah görünüyor. Devam etmez.